Dilem, Kevser yalnız değildir. Düşünceye zincir vurulamaz. Yıllardır basın emekçiliği yapan arkadaşımız Pirha muhabiri Diren Keser dün gece daha önceki yıllarda hakkında açılan dava sonucu aldığı ceza nedeniyle herhangi bir bildirim yapılmadan gözaltına alındıktan sonra Tarsus Kampüs Cezaevine gönderildi. Gazeteci arkadaşımız Diren Keser daha önce haber değeri olan sosyal medya paylaşımları sebebiyle yargılanmış ve sırf iktidara rahatsız olacağı haberler yapması sebebiyle propaganda suçundan ceza almıştı. Siyasal, toplumsal ve hukuksal alanda bu krizin en yoğun halini uygulayan iktidar tarafından ve yargı eliyle her gün, her saat kadınlar, gençler ve muhalifler başta olmak üzere eşitlik, özgürlük, adalet ve barış isteyen, bu konuda mücadele veren bütün kesimler düşmanca politikalarla susturulmaya ve cezalandırılmaya çalışılıyor. Tüm bunları yaparken yurttaşların, özellikle kendisine muhalefet edenlerin sesi kısılmaya, susmayanlar ise cezalarla yıldırılmaya çalışılıyor. Bunun en yoğun halini yaşayan kesimlerden bir tanesi basın emekçileri oluyor. Halkın haber alma hakkını savunan, doğru bilgi vermeyi ilke edinen, baskılar karşısında mücadeleyi elden bırakmayan bizler, devlet aygıtının ve iktidarın hedef tahtasında her daim bulunur vaziyetteyiz. Meslektaşımıza verilen ceza da esasında özgür basına, doğru habere, muhalefetin sözüne, habercilik kimliğine verilmiş bir cezadır. Tüm kesimlerin sesini kesmeye çalışanlar, düşünce ve ifade özgürlüğü kavramının fersah fersah ötesinde yer alıyor. Ülkenin durumuna, düşmanca politikalara, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı duranları, sözünü söylemekten geri durmayanları baskı ve zor araçlarıyla durdurabilecekleri sanrısını yaşıyorlar. Beraber omuz omuza çalıştığımız basın emekçisi arkadaşımız Diren Keser, haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesini çıkarmaktan bir an dahi geri durmayan, halkın haber alma hakkı için mücadele eden, düşüncelerini özgürce ifade etmeyi ilke edinmiş arkadaşımızdır. Dün gece bildirim yapmadan yakalama işlemi yapılmasının dürüst işlem ilkesine aykırı olduğunun avukatlar aracılığı ile belirtilmesine rağmen hiçbir ilke tanınmadan bildirimsiz yakalama işlemi yapılan Diren Keser yalnız değildir. Bizler mesleğimizin ilkeleri önde olmakla beraber aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünü savunanlar olarak bu muamele karşısında sessiz kalmayacağız. Sosyal medya haberciliği sebebiyle cezanın alt sınırının çok üstünde bir hüküm ile karşı karşıya kalan Diren için buradayız. Burada olmaya devam da edeceğiz. Örgütlenecek, sansürü delecek ve halkın haber alma mücadelesinin bayrağını yükselteceğiz. Düşünce ve ifade özgürlüğü engellenemez, özgür basın susturulamaz. Disk basın iş Mersin. Özgür basın susturulamaz.